Değerli arkadaşlar, Yavuz Bağcı ben. Merhaba herkese. Güçlü, güvenli ve karlı bir network marketing ticaretini inşa etmenize yardımcı oluyorum bu kanalımda. Naçizane tecrübelerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu video çok uzun bir video olmayacak büyük ihtimalle. Neden Araftayım diye bir soru soruyorsan eğer kendine network marketingdesin ya da network marketing'e yapan birçok insanın düştüğü yerdir bu Araf. Yani iki arada bir derede kalmak diyebiliriz biz buna. Tam böyle şey tanımına, lügat tanımına girmiyorum da siz araştırın. Araf arada kalmak anlamına geliyor. Araştırın tam tanımını ama neden Araftayım, neden iki arada bir deredeyim, neden bir şey yapamıyorum, neden yol kat edemiyorum gibi bir soruyu kendinize eğer şey yapıyorsanız, soruyorsanız bakın bu video size yardımcı olabilir. Bir defa arkadaşlar şunu not alın. Arafta olmanızın sebeplerinden bir tanesi kararsızlığınız olabilir. Ne gibi bir kararsızlıktır bu? Milyonlarca seçenek var. Ancak genellikle kararsızlık denilince benim aklıma gelen şey ya yani çalışsam mı çalışmasam mı? Çalışsam ne olacak? Şimdi bu akşam işte ben görüşme davet alırım almasına. Alacağım da yani bilmiyorum ya o arkadaşım yapmaz. Yani başlarsa da zaten devam etmez gibi durumlar olabiliyor. Ya da buna sayısız örnek verebilirsiniz. Kararsız yani kariyer yapsam mı, yapabilir miyim, yapacağım da ne olacak? Daha sonra ya da daha önce yaptım da ne oldu? İşte belli bir kariyere kadar geldim, oradan öteye gidemedim. Ticaretim çöktü, göçtü, battı vesaire gibi durumlar yaşıyor olabilirsin. En kötü karar dahi kararsızlıktan iyidir diye bir söz vardır. Dolayısıyla bir konuyla ilgili karar vermen çok çok önemli. Mesela benim aldığım bu sektörde, network marketing'de benim aldığım en önemli kararlardan bir tanesi 3 ayda 500 kişiye sunum videosunu seyrettirme kararıydı. Büyük ihtimalle mevcut durumda tekrardan başlasan Yavuz ne yaparsın diye sorsalar büyük ihtimalle yine aynısını yaparım. Videoyu seyrettir, videonun üzerine sohbet et, arkadaşından kararını iste. Son derece basit bir karardı. Yalnız çok güçlü bir karardı bu. Beni kararlı duruma getirdi. Yani günde ben kaç tane yapıyor? 500 bölü 90 günden bahsediyoruz. 3 ay dedik. 5.5. Yani günlük ortalama bir gün 5, bir gün 6 tane sunumdan bahsediyoruz. İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Günde 5 tane, bir gün 6, bir gün 5. Yani ortalama 5.5 sunumu yapmak gerçekten kolay bir şey değil. Neredeyse imkansız. Neredeyse. Mümkün mü mümkün? Güçlü bir nedenin varsa eğer kesinlikle mümkün. Yani ben yapamam diyenler olabiliyor. Yaparsın. Yani yeterince güçlü nedenin yok demek ki. Aciliyeti olan bir nedenin sebep yok demek ki. Çünkü her şey sebep-sonuç ilişkisidir. Güçlü bir sebep olduğunda yapıyorsun. Yani tavsiyem güçlü bir karar almanızdır. Yani kararsız konumundan kendinizi kararlı konuma getirmenizdir. Güçlü bir karar almanızdır. Zayıf bir karar, şöyle bir karar alabilirdim ben. Her gün bir sunum. Kararı alabilirdim. Bunu alan arkadaşlarımız var ve gerçekten de çok çok güzel başlangıçlar yaptılar, doğru. Ancak ben yine de daha yüksek sayıda sunum sayısını hedeflemek daha mantıklı geldi bana. Bu beni şeyde tutacaktı. Yani çok sıkışık tight schedule dediğimiz çok sıkışık bir takvime beni şey yapacaktı, sokacaktı. Kendinize takviminiz yani sıkışık bir takvim yaratmalısınız network marketing'de. Hani bazen şey diyorlar ya, insanlar benim zamanım yok. Çok doğru, aslında tam da doğru kitledir aslında. Yani zamanım yok diyen insanlar için güçlü bir şey, güçlü bir takvim, güçlü bir kararla başlıyor. Dolayısıyla ilk yapmanız gereken şey kararsız durumdan kararlı duruma geçmek. Şimdi kararlı olabilirsin ama seni başka neden Araf'ta olabilirsin? Araf'ta olmanın diğer bir sebebi şu olabilir. Düzensiz çalışıyor olabilirsin. Yani bugüne kadar network marketing sektöründe işinde insanların birçoğunun düzensiz çalışıyor. Yani örnek vereyim size. Mesela liste, değil mi? İlk yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Yazılı liste olsun, liste olsun, yazılı olsun ve tanıdığın herkesi yaz. Yazmıyor ya da yazıyorsa da işi yapabilecekleri veya ürün kullanabilecekleri yazıyor insanlar.
veya herkesi yazıyor ancak bu derli toplu bir arada tutmuyor. Yani paçavra gibi böyle kağıt parçalarına yazmış, şey gibi takvim yaprakları gibi yapraklara yazmış. İşte benim bu listem bu diye karşıma gelen çok insan gördüm ben bugüne kadar. Bu düzensizliğin sadece örneklerinden bir tanesi. Oysa mesela ben yıllardır listemi Excel'de tutarım. Kişiyle ne zaman tanıştıysam tanışma tarihimi yazarım, notlar yazarım. O kişiyle ilgili bazı notlar yazarım. Hangi aşamadayız? Bundan sonraki eylem çağrım bununla ilgili ne olabilir? Bu kişiyle ilgili bunların hepsini yazarım. İnsanlar mevcut bir liste yapıyorlar. Atıyorum 100 kişilik bir liste yapıyorlar. Gidiyorlar sunumlarını yapıyorlar, görüşmelerini yapıyorlar. Tamam bitti artık diyorlar. Fakat diğer taraftan profesyonel networkçiler mesela yeni tanıştığı insanların hepsini listelerine ekliyorlar ve o insanlarla ilişki geliştirmenin, iletişim geliştirmenin yaratıcı bir yolunu mutlaka buluyorlar. Yani sen kalkıp bundan bir sene önce 100 kişilik bir liste yaptın, onunla işe başladın, birkaç ayda listeyi taradın ve olmuyor, tamam işte listeyi yaptık, anlattık işte olmuyor diyorsan eğer bu düzensizliğin belirtilerinden bir tanesi. Soru şu, sen 3 ayda 100 kişiyi taradın, 5 bir sene geçmiş, 9 ay boyunca hiç kimseyle tanışmadın mı? 9 ay boyunca. Tanıştıysan bu kişileri de listene ilave ettin mi? Eğer her gün bir kişiyle tanışmış olsan 3 kere 9, 27, 270 kişi yapar. 70'i yalan olsa 200 yapar. Yani hadi bir 100 daha çık oradan. 100 yalan olsa 100 kişiyle, en az 100 kişiyle aslında sen tanıştın. Bir şekilde bir merhaban oldu. Doğru bir şekilde iletişim kurup onları listene ekleyebilirdin. Fakat bunu yapmadım belki. Düzensiz çalışmaktan dolayı yine arafta olan network marketing ticaretinde çok çok kişi var. Şimdi kararlısındır, sağlam bir karar almışsındır, düzenli çalışıyorsundur ancak sürekliliğin yoktur. Yine arafta olmanın sebeplerinden bir tanesidir. Süreklilik çok 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 önemlidir. Süreklilik yasası birçok kişi kararlıdır, düzenlidir ama sürekliliği olmadığından dolayı başarısız oluyordur. Kendisine sorup durur. Neden ben başarısız oluyorum? Neden ben başarısız oluyorum? Süreklilik yasasını asla çiğnemeyin. Hiçbir zaman eğer ki plan yaparken sadık kalamayacağınız bir planı yapmayın. Bir plan yaptıysanız da sadık kalın planınıza. Örneğin görüşme planını yaptınız. Günlük bir görüşme yaparım dediniz. Bundan eminsiniz. Sürekliliğiniz olsun. Eğer ki yani kalkıp bir 3-5 gün bunun sürekliliğini sağlayıp daha sonra sürekliliğini sağlayamadığınızda belki görüşme sayısı fazla oluyor. Evet doğru. Kararlısın belki. Düzensizsin. Pardon. Kararlısın. Düzenlisin. Ancak süreklilik sağlayamıyorsun. O yüzden bizim her zaman tavsiyemiz şu yönde olur. Ya biriktirip insanlara sunum yapma. Yani 5 gün boyunca yatıp da 6. gün kalkıp 6 tane sunum yapmaya çalışmaktansa her gün bir tane sunum yap. Her gün bir tane görüşme yap. Süreklilik yasası asla asla çiğnememeniz gereken bir yasadır. Bakın kontrol listesi gibi bir liste veriyorum size. Eğer ki ya neden olmuyor ya ben iki arada bir deredeyim, araftayım durumundaysanız eğer kontrol etmeniz gereken bir şey var. Sürekliliğin olması çok önemli. Şimdi kararlısın, düzenlisin, süreklilik de sağlamışsın ancak yine bir şeyler ters gidiyor. Ne olabilir bu? Stratejilerin yanlış olabilir. Dönüp belki de sen doğruları yaptığını zannediyorsundur. Ancak senin için doğru olan bir şey bu mesleğin, network marketing mesleğinin doğrusu olmayabilir. Ciddi sayıda tecrübemiz oldu. Yani yıllara dayanan tecrübemiz var bu sektörde arkadaşlar. Yani o kadar ilginç stratejiler, fikirlerle gelenler var ki. Ve hepsi de büyük ihtimalle bugüne kadar denenmiş ancak hiçbirisi başarıya ulaşmamış olan stratejiler. Stratejiler bellidir. Sponsorlarınızla görüşün. Başarılı olan insanları iyi takip edin. Başarılı olan insanlarla temas edin. Başarılı olan insanlarla sohbet edin. Ve başarılı olan insanların ne dediğini çok iyi dinleyin. Ve başarılı olan insanların tavsiyelerini dikkate alın. Ve başarılı olan insanların ne diyorsa onu yapın. Ben çoğu zaman insanlarla bir araya geldiğimde sohbet ederken insanların bencelerini bana anlattıklarını, dakikalar boyu, belki saat boyu bencelerini anlattığını defalarca şahit olmuşumdur. Bir tanesinden şunu
Mesela ya da çok az sayıda kişiden bana kendisi susup ya Yavuz hocam sizi dinlemek isteriz ya bu konuyla ilgili. Bizim böyle böyle şeyimiz var, stratejilerimiz var kafamızda. Efendim yaratıcı fikirler olarak bunları şey yaptık ama sizin fikirleriniz ne doğrultudadır diye çok az kişi sormuştur. Ve bana herhangi bir şekilde soru sormayan birisi arkadaşlar çok net söylüyorum. Soru sormayan birisine ben tabiri caizse Galatasaray Beşiktaş ya da Galatasaray Fenerbahçe muhabbeti yaparım tabiri caizse. Lay lay lom ve ondan sonra derim ki hadi bana müsaade. Dolayısıyla arkadaşlar bir model olan bir insan karşınıza çıktıysa bu sponsorlarınız olabilir, Rosat olabilir, üst sponsorlarınız olabilir. Farklı şirketlerden insanlar olabilir. Network marketing mesleğinde belli aşamaya gelmiş insanlar olabilir. Bu insanlarla tanıştığınızda veya sohbet edebilme imkanını bulduğunuzda ben sizin yerinizde olsam susarım, susarım ve sadece bu insanlara nasıl başardıklarını sorarım. Onu anlamaya çalışırım, deşerim. Yani her şekilde hani ne biliyorlarsa sömürürüm adeta. Size tuhaf gelebilir. Üniversite yıllarımda İzmir'de öğrenciyim. Mesela birçok kişiye çok tuhaf gelen davranışlarım vardı benim. Onlardan bir tanesi şuydu. Diyelim ki bir yerde oturuyoruz bir bankta vesaire. Oraya bir tane Mercedes geldi. Mercedes ya da BMW. Yani güzel bir araba. Efendim ya da Porsche neyse. Geldi park etti. Mesela ben adamın yanına gidip tanışırdım adamla. Ve adama şu soruları sormuşluğum vardır. Şimdi bu arabaya binen bir adam eğer ki kendi arabasıysa yani baba parası yemiyorsa eğer bu adam para kazanmakla ilgili bir şeyleri biliyor demektir. Ve bu adama mesela ben şu soruyu sormuşumdur. Bu tarz insanlara. Ya abi bu arabayı nasıl aldın? Ne yaptın hayatta? Yani neler yaptığında bu başarı? Neden mesela diğer insanlar sence böyle bir arabaya binemiyor da sen böyle bir arabaya biniyorsun? Mesela anlatmak ister misin? Gibi yaklaşımlarım olmuştur ve bugün yani ben de binebilir miyim abi böyle bir arabaya ya da buna benzer arabalara? Mümkün mü? Nasıl ya, ne yapmam lazım? Nasıl düşünmem lazım? Gibi buna benzer sorular sormuşumdur. Ve insanlar hiçbir zaman arkasını dönüp gitmemişlerdir. Ama şunu da yani bunu defalarca yaşadım bu arada. Hiçbirisi arkasını dönüp gitmedi. Büyük bir keyifle o sırada adam o sırada arabasını kilitledi. Normalde gidebilirdi ve beni geçiştirebilirdi. Bazıları kalktı bana ayaküstü. Orada 20 dakika boyunca, 15-20 dakika boyunca, belki yarım saat boyunca çok hoşuna gitmişti sorduğum soru. İnsanlar anlatıyor arkadaşlar. Özellikle de gerçekten şey yani kaliteli zenginliği elde ettiyse bu adam yani havadan sudan gelmediyse haydan gelmediyse bir şekilde insanlar nasıl bir kafa yapısıyla çalıştığını, nelere dikkat ettiğini mesela sabahları erken böyle zenginlerin şeyleri var. Yani ortak bazı özellikleri var. Yaptığı işi sevmek gibi ya da çok çalışmak gibi. Çünkü yaptığı işi seviyor adam. Çok çalışıyor. Onun gibi yani tavsiyelerde bulunmuşlardır bana. Yani ben sonuçta öyle bir arabaya binmek istiyorsam böyle bir arabaya nasıl bineceğimi kalkıp öyle bir arabaya sahip olmayan birisine sormam. Yani buna zaman ayırmaya hiç gerek yok. Ama öyle bir arabaya binmek istiyorsam yapabileceğim en akıllıca şey o arabayı halihazırda yani benim hayalim olan şey kimin standardıysa eğer o standart sahibine bunu sorarım. Hiç çekinmeden anlatmışlardır. Gayet de bu sorum hoşuna gitmiştir mesela insanların. Sempatik bulmuşlardır gibi. Network marketing'te de böyle. Eğer ki şu an hayal ettiğiniz seviyede olan birileri varsa artık o insanların standardıdır. O standarda nasıl ulaştıklarını, nasıl kavuştuklarını arkadaşlar o insanlara sorun. O insanları yakaladığınızda sorun. Yani o insanlarla kalkıp lay lay lo muhabbeti yapmayın. Yani o insanlar kamplarda olur veya başka herhangi bir yerde olur. Telefon olur, şu olur, bu olur. O insanların zamanını gereksiz yere almayın. Kendi zamanınızı da gereksiz yere tüketmeyin. Yani hepimizin zamanı kısıtlı. Stratejileri sorun. Hangi stratejilerle çalışmalısınız? Hoşunuza gitmese bile, sizi rahatsız eden stratejiler olsa bile o insanları dinleyin ve söylediklerini dikkate alın. Size tavsiyem budur. Dolayısıyla neden Araf'tayım sorusunun cevabı bu ekrandaki dört madde olabilir. Kararsızsın ve veya düzensiz olman olabilir.
ve veya sürekliliğinin olmaması olabilir ve veya stratejilerinin yanlışlığı olabilir. Dördünden bir tanesinde sıkıntı varsa eğer büyük ihtimalle bu seni iki arada bir derede bir duruma iten bir durum oluşturmuş olabilir. Bu videonun şeyi buydu, konusu buydu değerli arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu video sizler için. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz bu videoyu büyük bir keyifle. Videonun altında ilgili linkleri de paylaştım. Ücretsiz e-mail eğitim kursuma, network marketing ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılabilirsiniz. Web sayfamı ziyaret edin lütfen bu konuyla ilgili yavuzbakci.com. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalı takip almayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenirseniz eğer bu sizin için iyidir. Kendim için demiyorum bunu, sizin için iyidir. Çünkü YouTube algoritması, yapay zekası sizin karşınıza Yavuz Bağcı ve veya Yavuz Bağcı gibi insanların benzer video içeriklerini getirecektir. Sizin ilgilendiğiniz içerikleri getirecektir. Gereksiz içerikleri getirmeyecektir. Bu anlamda sizin menfaatinize olur. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok çok sağ olun.